Liseliler teknoloji girişimciliği tecrübe paylaşımı konferansında buluştu. Silikon Vadisi ve TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Sunlab şirketi tecrübelerini gençlerle paylaştı. O kamerayı işte odaklayacak, eğecek, bükecek, sağa çevirecek. Türkiye son yıllarda teknoloji alanında yerli ve milli projelerle söz sahibi olmaya başladı. Geliştirilen yazılımlar sayesinde prototip ürünlerin seri üretimine geçildi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseli öğrencileri kodlama ve simülasyon alanında bilgilendirmek için bir seminer düzenledi. Teknoloji girişimciliği tecrübe paylaşımı seminerinin konuğu, Silikon Vadisi'ne devlet tarafından gönderilen ilk teknoloji şirketi Sunlab'tı. TÜBİTAK Marmara Teknokent ve İstanbul Simülasyon Üretim Merkezi'nde de faaliyet gösteren şirketin yetkilileri, iki gün boyunca 5 okulda seminer verdi. Gerçek hayatta bana bir ürün söyle ki, bu torku bilmezsem yapamazdım. Bu program kapsamında gençlerimizin hem girişimci olmaları için hem de bilgiye dayalı bir girişimcilik yapması için bulunuyoruz burada. Teknolojiye ne kadar hakim olursak dünyaya o kadar hakim oluruz. Rakiplerimizi hem bireysel hem ülke olarak önüne geçmek için teknolojiye hakim olmalıyız. Şu anda ayakta duran mavi gömlekli birisi. Bu tip konferanslar bizim ufkumuzu açmakta çok önemli rol oynuyor. Sonuçta hani eğitim almadan bir şeyler yapamayız biz ne kadar istesek de. Eğer o daha kısa mesela 10 santim olsaydı çeviremezdi, mahvoldu, kolu çok kötü olurdu yani. Sunlab simülasyonun kurucusu Salih Kükrek gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Başarısızdan korkmadan arayışa devam etmeleri, bilginin peşinde koşmaları ki bu bizim aslında hem bir insan olarak hem de Müslüman olarak hayat felsefemiz bu olmalı. Bunları yaşarken önlerine birçok engeller çıkacak. İşte bu engellerin nasıl aşılacağına dair yine hiçbir tereddütleri olmaması gerekiyor. Sunlab simülasyon, iş makinesi simülatörleri ve hareketli platform alanında dünyada ilk 3 firma arasında yer alıyor.